Merhabalar herkese. Birebir de konuğumuz kaptan Erce kardeşler. Erce hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün birazcık seni daha yakından tanımak istiyorum. Taraftarlarımız sağ dışındaki Erce'yi tanısın istiyorum. O yüzden öncelikle geçmişe baktığında Erce futbolla nasıl tanıştı? Öncelikle futbol bizde aile mesleği. Yani babam da eski kaleci de Bursa Spor'da oynamış. Rahmetli dedem de aynı şekilde o da futbolcuydu. Yani benim futbolla tanışmam şöyleydi. Küçükken hani spora her zaman bir merakım vardı. Çünkü bizim zamanımızda biraz daha bu teknoloji işi bu kadar ileri değildi. Biz hep sokakta futbol işte basketbol hani işte yakan toptu ebeydi işte o tarz oyunlarla büyüdük her zaman. İşte annem hep akşam ezanın saatinde eve giriş saatimizdi. Yani biz belki de o son nesildik. Hani 94 jenerasyonu, belki 95 de biraz kaymış olabilir ona. Hani o şekilde sokakta büyüyen son nesildik. Ben o şekilde büyüdüm. Babam da kalecilik yaptığı için onunla her zaman beni böyle kamplara götürürdü. Böyle mesela kamp ortamlarını küçüklüğümden beri çok severdim. Onunla her yere giderdim, maçları izlemeye giderdim. Yani futbol çok seviyordum. Hani gerçekten çok seviyordum, hala çok seviyordum. Hani ilk başta yaparken tabii ki de bu kadar bir meslek olarak hiç düşünmemiştim hayatımda. Ama daha sonradan hobilikten çıkıp tamamen mesleğe döndü ve hani şu anda olduğum yerden çok mutluyum. İyi ki de bu mesleği seçmişim. Yani dünyaya bir daha gelsem %90 bu mesleği tekrar seçerim. Tabii başka mesleklere denemek isterim ama bildiğim hani şu an için kendimde keşfedebildiğim en iyi şey kalecilik yapmak. Bunu bu şekilde tercih ettik. Tabii ailem de bu konuda destekledi beni. Özellikle babam Hani oradan geldiği için çok daha fazla destekledi bu yönde beni. Annem de destekledi tabii ki ama babam hani o işin içinden geldiği için hani ister istemez hani oğlunun ona futbol olan sevgisini, biraz daha yeteneğini, becerisini, emeğimi hani fark etti. O şekilde ilk Bursa Spor'a yazıldım. Ondan sonra da işte şu an buradayız. Peki e, aileden gelen bir meslek aslında futbolculuk. Futbol hep hayatın içindeymiş. Gözlerini kapadığında böyle futbolla alakalı ilk aklına gelen ve en mutlu olduğun anı hangisi? Ya en mutlu olduğum anlardan biri. Yaşımı tam hatırlamıyorum. Lise dönemindeydi. Okul takımıyla Eskişehir'e gitmiştik turnuvaya. Yarı final maçıydı sanırsam. Yani o zaman böyle 3 aşama vardı. 1, 2, üçüncü aşama. En son son 8 takım kalıyordu. 2. aşamanın yarı finalinde penaltılara kalmıştı maç. İlk 3 penaltıyı kurtarmıştım. Yani o üçüncü kurtardığım penaltı ve o insanların bana doğru koşması Hani gerçekten benim için hala hani biraz da o zaman küçük olduğunuz için bazı duyguları daha yoğun yaşayabiliyorsunuz. O yüzden hani onu söyleyebilirim i̇kinci, ol, ol, ya ikinci kısımda Trabzonspor şampiyonluğudur herhalde o şampiyonluk maçıdır. Hani o da çok özel benim için hani onu da hani her düşündüğümde böyle tüylerim diken diken oluyor sanki hani böyle hayalmiş gibi geliyor. Onun dışında daha bir sürü varlar ama ilk ikiye kesinlikle ikisini yazarım. Peki en mutlu olduğun anlar bunlarken baktığında böyle en canını acıtan, mutsuz olduğun sağ içinde bir olay var mı? En mutsuz olduğum yani tabii futbolda çok var ama yani bir Trabzonspor maçı vardı. 3-2 yenilmiştik Çaykovize'ye karlı bir maçtı. Son dakikada penaltı yaptırmıştım. Penaltıdan gol yemiştik. Gerçekten hani bir hafta gözüme uyku girmemişti. Onun dışında geçen sene Hatay Spor Adana Demir Spor maçı vardı 90 artı 5'te kafayla gol yemiştik hani o da aynı şekilde hani o kadar çok zoruma gitmiştik yani böyle zamanı geri almak istiyorsunuz hani bir daha yememek için veya yaşamamak için o ana. Ama futbolda var yani yarın gene böyle bir şey olacak ama unutup önüme devam etmek zorundayım. Çünkü futbolda dün ve yarın yok sadece bugün var. Sahayı çok dışarı taşır mısın? Yani maç bittikten sonra bir hafta uyuyamadım dedin. Genel olaraktan antrenmanı mı bırakıyorsun yoksa aile hayatını özel hayatını taşıyor musun buradaki e olayları? Şöyle nedeni? bunu genelde kendim içimde yaşarım. Hani etrafımdaki ya yani ilk maçtan sonra tabii ki de etrafımdakiler buna yansıyor. Zaten beni tanıyanlar anlarlar benim vücut dilimde. Hani bana bir iki saat müsaade ettiklerinde zaten bir iki saat sonra normal bir şekilde hani eski halime dönerim ama o ilk bir iki saat içinde e, kimseyle konuşmak istemem, kimseye hani bir şey yazmak istemem, e, aramak istemem. O bir iki saat sadece kafamı dinlemek isterim. Hani o bir iki saat çok kritiktir çünkü gerçekten sinirli bir insanım yani o konulara sinirim. ve sinirliyken kendime hakim olamam. Beni tanıyanlar da bunu biliyor zaten. O yüzden o iki bir iki saat bana müsaade edildiğinde Ondan sonra ben zaten normale dönerim. Ama dediğim gibi onu unutmam yani. Yani karşımdaki belki unuttuğumu düşünür ama ben onu içimde yaşamaya devam ederim. Çünkü futbolla yatıp kalkan bir insanım ve hani 3 puan 1 puan hepsi çok önemli bizim için. Ve bir kalecisiniz. Sonuçta takım gol yiyor ama baktığınızda takım gol yemiyor. Sizin koruduğunuz kaleye gol oluyor. Aslında kaleci yiyor. Özellikle Türkiye'de bu böyle. Aslında takım olarak gol yiyorsunuz ve atıyorsunuz. Ama Türkiye'de atan ve tutamayan daha çok yani atamayan veya tutamayan daha çok ön planda oluyor. Bu yüzden biraz daha fazla sorumluluk hissediyorum gol yediğimizde. O yüzden birazcık beni etkiliyor yani. Dediğin gibi kalecilik aslında en zor pozisyon baktığında tek başınasın. Ve kaleciye sıra gelmesi de çok zor oluyor gençken. Bir bekleme hı hı. süreci var. Senin için ilk forma giydiğin maç nasıldı? İlk formaya aldığın maç nasıldı? Bekliyor muydun? Sürpriz mi oldu? Benim için şöyle. Oyak Reno'da üçüncü kaleciydim hep. İşte sonra ligde bir iddiamız kalmadıktan sonra son iki maç oynamıştık. Oradan Altın Ordu'ya transfer oldum. Altın Ordu'da yani ligde maç oynamak için yaklaşık bir üç yıl bekledim. Ve ya yani bu beklemek hani böyle yedek kaleci olarak da değil. Kadroya dahi giremiyordum. Bekledim ama hiçbir zaman yani dediğim gibi hani beklemek bir problem değil benim için. O 3 yıl bekledikten sonra ve o iyice hani çalışıp belli bir seviyeye geldim. Ve hani her anlamda yani futbolcuk sadece fiziksel olarak hazır olmak değil mental olarak da hazır olmanız gerekiyor. Özellikle kalecilikte bu durum çok farklı. Çünkü hani futbolcu bir şekilde sürekli oyunun içinde ama siz kalede bazen 15-20 dakika hiçbir şekilde top gelmiyor. Topa dokunmuyorsunuz ve mental olarak sürekli hazır olmak. Zaten bu işin zor kısmı mental olarak hazır olmak. Yani konsantrasyonu saniyelerle golü yiyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkamıyorsunuz ve hani siz bir hata yaptığınızda veya bir yanlış yaptığınızda skor değişiyor, tabela değişiyor. İşin zor kısmı bu. O yüzden hani o 3 yıl beklemek bana çok iyi geldi. İyi de beklemişim. Belki o zaman beklemesem, oynasam hazır bir şekilde oynamayacaktım ve şu an belki buralarda olamayacaktım. Dediğim gibi yani şu an genç oyunculara da tek tavsiyem o hani sabırlı olmak bu işte çok önemli. Çünkü hazır değilken oynadığınız zaman bir şeyleri beceremiyorsunuz ama tam olarak her anlamda hem mental hem fiziksel olarak hazır olduğunuzda o işin zaten üstesinden geliyorsunuz. Peki bu sürede hiç pes etmeyi düşündün mü? Yok hiç düşünmedim. Zaten o zamanki takımda çok büyük abiler var ve o zamanlar takımlarda bu kadar genç oyuncular yoktu. Altınordu'da da Altınordu genç hani gençlere önem vermesine rağmen böyle 4-5 tane vardı işte Çağlarlar, Cengizler. Biz vardık. Hani genç de değildik aslında. Yani 21-22 yaşlarından bahsediyorum o zaman. Yani hiçbir zaman sıkılmadım. Yani pes etmek o ben, bana göre bir şey değil çünkü çok aşırı hırslıyımdır. Yani şurada tablo oynasak kazanmak isterim yani. Çünkü kaybetmeye tahammülüm hiçbir şekilde olmaz. Bu da kötü yönlerimden biri aslında. Bazen kendimi kaybediyorum kazanmak için. Dediğim gibi yani şu anda mesela oynamasam gene hiçbir şekilde pes etmem. Yani futbol hayatım devam ettiği sürece yaşım kaç olursa olsun 15 veya 40 hiçbir şekilde pes etmem. Elimden gelen her şeyi yaparım. Peki birazcık hırslı olduğundan ve sinirli olduğundan bahsettin. Bu şeyde Beni en çok şu olay çileden çıkartır dediğin kırmızı bir çizgin var mı? Ya benim bir kırmızı çizgim ya yani öyle o kadar yok yani şöyle. Ben sinirimi daha çok etrafımdakilere de kendim yaşarım yani. Çünkü etrafımdaki insanlara bunu yansıtmak yani takımımdakilere veya yani maç içinde sinirlendiğimde bunu kendim yaşarım. Çünkü ona yansıttığımda yani oyundan kimseyi düşürmek istemem. Sonuçta hani herkes hata yapıyor ve herkes sinirlenebiliyor. O yüzden onu biraz daha kendimde yapın. Bu da beni biraz aslında yıpratıyor. Ama benim en çok sevmediğim şey saha içinde veya saha dışında yani futbolcuların özellikle kendi takımındaki arkadaşlarına karşı ego yapması. Yani sonuçta bir takımdasınız. Şu an biz hatayspordayız. İşte 30 futbolcu, 25 futbolcu kaç derseniz, hepimiz bu takımda olduğumuza göre burada hani inanılmaz üst düzey bir oyuncu yok. Çünkü çok üst düzey olsanız zaten şu an burada olmazsınız. Ya Avrupa'ya gidersiniz ya Türkiye'de büyük kulüpler var. Bunlar sizi alırlar. Ya buradakiler bir tık iyi, bir buçuk tık iyi, iki tık iyi olabilir. Yani maçtan maça değişen sürekli performansa. Bu kendim için geçerli. Bu kadar çok iyi olsam şu an burada olmam zaten. Ya Avrupa'da olurum ya işte Trabzonspor'da devam ederdim. Yani ben bu şekilde baktığım için bu ego olayı bana birazcık saçma geliyor ve birazcık da açıkçası insanların eğitimsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü hani Avrupalı birçok oyuncuyla Trabzonspor'da özellikle büyük yıldızlarla oynama şansını buldum. Evet egoları var ama insanları, karşısındaki insanları rencide ezecek veya ezmeye çalışacak bir egoları yok. Sadece o egoları kendileri anlamında sağ içinde hani top isteme, top verme. Hani böyle bazen çok ani çıkışlar hani böyle niye yaptı ama bunu karşısındakini kırmadan. Dediğim gibi yani bu o özellikle Avrupalı oyuncular bu konuda biraz daha yani özellikle çok üstleri görmüşler. Yani hepsi aynı hiçbir şekilde değişmiyor. Sadece kendi işine odaklı ve büyüdükçe küçülmüşler. Yani futbol olarak büyüdükçe karakter olarak küçülüp mütevazi bir şekilde olmuşlar. Ki zaten diyorum kendi kendime yani büyük ihtimalle oralardaki bütün oyuncular bu şekildedir. Belki arada bir iki tane farklı şekilde vardır. Çünkü şöyle bir şey şimdi 30 bin kişi var statta kendi takım arkadaşlarım var. Bir de televizyondan izleyen binlerce insan var. Hani benim kalkıp size bir hata yaptığınızda bağırmam, çağırmam. Ya bunu kızabilirim ama hani bunu çok fazla dışarıya belli ederek yaparken sizi rencide etmiş olurum. Ve bu da o da sizi maçtan alıp koparır. Özellikle genç oyuncular karşı. Tabii ki de yapıyor muyum? Bazen ben de kendimi kaybedebiliyorum. O an hani tutamıyorum. Tutuyorum yaptıktan sonra tekrar özür diliyorum. Özellikle maçtan sonra mutlaka gidip özür dilerim. Bu yanlış. Hani özellikle kendimde de işte dediğim gibi o anlık kendime hakim olamıyorum. Çünkü o kazanma isteği özellikle bu sene başka bir seviyede o istek, motivasyon. Hani dediğim gibi ben o yüzden hani egolu, futbolcu demeyim egolu insanları sevmiyorum. Çünkü kimse kimseden üstün değildir yani. Bugün sizin milyon dolarlarınız vardır. Yarın hiçbir şeyiniz olmayabilir ya da daha fazlası da olabilir. Ama yani bu sizi başkalarına yukarıdan bakmanızı gerektirecek bir durum değildir. O yüzden hani böyle saygılık yani kime yani bugün atıyorum cumhurbaşkanına da aynı saygıyla normal bir insana da aynı saygıyla yaklaşan insan benim her zaman başımın tacıdır. Çünkü hani böyle insanlara şu an özellikle bu durumda ülkemizde çok fazla ihtiyaç var. Ya benim en sevmediğim insandır egolu insan. Yani başkalarını yukarıdan gören insan ve hani böyle imkanı olup bir şeyleri insanın gözünü a benim işte arabam var, benim pahalı saatim var, işte benim işte pahalı ayakkabılarım var. ya yani bu tarz şeyleri hiç sevmiyorum. Hani tepki göstermem. Gene saygı gösteririm ama bu benim sevmediğim bir durumdur. Ya çünkü olan var olmayan var. Hani bunu giyin tabii ki de giyin pahalı arabalar binin ama bunları hani böyle insanların gözünün içine sokmak benim yapıma ters. Ama yapana dediğim gibi saygı duyarım çünkü her insan farklıdır. Ama dediğim gibi böyle insanlardan genelde uzak dururum zaten. Hani arkadaşlık etmem atıyorum. Benim takımda da olsa birazcık arama mesafe koyarım. Çok samimi olmam. Çünkü sevmiyorum böyle insanları. Çünkü yani benim düşüncem işte bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim lafa. var. E kimle takılırsanız sizin karakteriniz de ona benzer. Çünkü insan genelde iyiye çekmez. Genelde kötüye çekmesi daha kolaydır. Hani yanınızdaki insanlar kötüyse siz de bir süre sonra kötü olursunuz. Ama mesela 10 tane iyi varsa bir tane kötüyü belki iyiye çevirebiliyor o yüzden... Genelde benim hayat tarzıma uymayan insanlarla çok fazla samimi olmam. Tabii ki de ön yargılı yaklaşmam. Aynı şekilde saygımı korurum çünkü kendi hayatı ve kendi seçimi bu. Yani beni ilgilendirmez. Sadece ben arama mesafe koyarım. Çok fazla samimi olmam. Peki birazcık sağ bıraktığımızda sağ dışına döndüğümüzde nasıl bir erce var? Aile yaşantısında ev, evlisin sanırım eşinle çocuk varsa çocuklarda nasıl bir erce var? E şöyle eşimle vakit geçirmeyi çok severim. Yani dışarı çıkmak, normalde dışarı çıkmayı hiç sevmem. Yani birazcık asosyalliğe kaçık bir insanımdır. Yani burada da benim dışarıda çok nadirdir gördüğünüz. Genelde oyun oynarım yani odamdan çıkmayı sevmem. Evde de o şekilde, evde de eşimle hani dizi, film izleriz, dışarı çıkarız. Yani eşimle bir şeyler yapmayı severim. Arkadaşlarımla da böyle hani nadir çok fazla çıkmam. Hani daha çok böyle bulunduğumuz yerde hani yemekte orada burada oturup muhabbet etmeyi severim. Onun dışında yani çok evcimenimdir yani evden hani izin günlerinde eşim hani bir bana demesin ki bir hafta boyunca biz hadi gel şuraya gidelim ben demem ki hadi gel bugün bir hava alalım demem yani bir hafta boyunca evde hiçbir şekilde sıkılmadan işte oyun, film, dizi oturmak yani ev 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 hayatını çok seviyorum hani ev benim için çok önemli o şekilde de zaten gittiğimde ailemi görüyorum işte eşimle vakit geçiriyoruz ailelerimize gidiyoruz birbirimizin ailelerini görmeye gidiyoruz onun dışında da evdeyim zaten. Aslında bakınca zor bir hayat değil mi? Dışarıdan bakınca futbolcu hayatı kolay geliyor belki ama. Ya şöyle insanlara evet madde olarak kolaylıkları çok ciddi seviyede var. Ama yani ben bu işi yani bu iş olarak başlamadım. Ben 10 yaşından beri futbol oynuyorum. Ben 10 yaşından beri hafta sonu maç oynuyorum. Hafta sonu otelde kalıyorum. Hafta sonu kamp yapıyorum. Yani o kadar uzun süredir yapıyorum ki yaklaşık 20 yıldır işte ailemden uzağım. Kaçırdığım cenazeler, doğum günleri yani Bunların hatta hesabı yok ve ben bu işe 10 yaşında başladım. Belki şu an burada olamayabilirdim. Bu iş devam edemeyebilirdi ve benim başka yapabilecek hiçbir işim yok. Yani hiçbir konuda hayat tecrübem yok iş anlamında. Sadece bu işi doğduğumdan beri bu işi yapıyorum. Hani kolay gözüküyor ama çok fazla bir emek var burada. Yani 10 yaşından beri ben emek gösteriyorum. İşte benim hafta sonum yok 10 yaşından beri. Mesela ben 10 yaşından beri okula gidiyoruz. Ben her okuldan çıktığımda idmana gidiyordum. Arkadaşlarım eve gidiyordu. 10 yaşından beri, hafta sonu onlar okula gitmiyordu, arkadaşlarıyla oynuyordu, geziyordu, tozuyordu. Biz maça gidiyorduk. Ya benim 10 yaşından beri iznim pazartesi veya salı oluyor yani. O maç cuma, cumartesi olursa hani o değişiyor ama yani zor ama tabii ki ben severek yapıyorum. Yani bunu yaparken de şey olarak düşünmedim. Ya işte bu işte çok para var, hani para kazanıyorsun, iyi para kazanıyorsun. Ben bu şekilde başlamadım. Ben sevdiğim bir iş olduğu için bu işi yaptım. Bir işi severek yaptığınız zaman zaten karşılığını her türlü alıyorsunuz. E işime gerekli saygıyı da gösterdim. Hani dört elle sarıldım. Zaten şu an işiniz ne olursa olsun iyi bir iş yaptığınız zaman başarılı olmama şansınız yok. Yani zor ama güzel. Yani ailenden uzak kalması zor. İşte o 6 Şubat'ta yaşadığımız bir felaket vardı. Çok şükür eşim de yoktu. Hani ben düşünüyorum eşim, annem, babam belki bizi ziyarete gelmiş olabilirdi. Yani eşim o ara maçlar üç günde bir diye ben onu yollamıştım hani sürekli seyahat ediyorduk. Hani boşuna kalma demiştim yalnız havalar da soğuyordu. Bursa'ya gitsen hani Bursa'da dur. Hani düşünüyorum ki düşünün ki biz deplasmandaydık. Eşlerimiz yalnız başlarına bu durumu yaşayacaklardı veya aynı şekilde anne babanız yani dediğim gibi zordu. Yani o durum da zordu. Futbolculuk da bu açıdan zor yani sürekli uzaksınız. Ve şu an hani bu olayı yaşadıktan sonra elim sürekli her sabah kalkıyorum telefonu bir şey olmuş mudur idmandan birine bir şey olmuş mudur yani bu biraz da eskiden de vardı bu ama şu an çok üst seviyeye çıktı ister istemez. Hani şu an birine ailemden bir şey olsa benim elimde hiçbir şey gelmiyor yanlarında yokum acılarını ve mutluluklarını paylaşamıyorum. O açıdan futbol zor yani onun dışında hani bana zor gelmiyor hani idman yapmak kampı yapmak sadece zor olması aileye uzak kalmak. Peki 6 Şubat'tan bahsettim. Birazcık Hatay'a da döneceğim, Hatay Spor'a geçeceğim. Ama istersen sen bahsetmişken oradan girelim. Erce biz ne yaşadık? Gerçekten zor günler yaşadık. Yani şu an hepimiz iyi gözüküyoruz. Ama bazen hani yalnız kaldığınızda veya işte eve gittiğinizde insan ister istemez sürekli aklına geliyor. Ya bir daha olursa, ya bir daha yaşar mıyım? Yani bizim yaşadığımız şey yani ben... Küçük kıyametti yani gerçekten küçük bir kıyamet yaşadık. Hani çok fazla insanı kaybettik. E kalanlar, e biz şimdi oralı olmadığımız için bizim bir şekilde işte benim Bursa'da evim vardı, sizin İstanbul'da vardı, x bir kişinin yurt dışında kendi evi vardı, oraya gitti. Ama orada yaşayan insanlar şu an hala konteynerlerde ve çadırlarda işte. Bizim çalışanlarımızdan sürekli alıyoruz bilgileri. Hani oradaki insanlar için daha da zor. Hani biz biraz işin psikoloji açısından zorluk yaşıyoruz. Hani işte ben dediğim gibi yani şu an bir daha eşim benimle geldiğinde ben eşimi yalnız bırakamam yani hiçbir şekilde evde. Bir deplasman edip eşimi yalnız bırakamam çünkü hani bir şehirdesiniz ve başka yakın kimseniz yok. Sadece siz varsınız ve futbol işte futboldan tanıdıklarınız var. Başka yakın kimseniz yok. Yani o gün yaşananlar bana bazen hala gerçek değil gibi geliyor. Hani üzerinden de bayağı vakit geçmiş ama daha bizim için dün gibi yani. Yani yaşadığımız şeyin ya kelimelerle tarif edilemez yani o an yani böyle insanlar bazen Anlıyorum empati kurmaya çalışıyor ama empati kurulabilecek bir durum yok ortada çünkü o an Yani o sallantıyı yaşamayan bir insan o depremin büyüklüğünü veya o Depremden sonra hemen Evi yıkılmayan çıkan insanın gördüğü manzara duyduğu sesler Yaşadığı çaresizlik hani Yaşamayan bir insanın anlamış olma şansı yok yani ben Bunu o yüzden söylüyorum hani Hani insanlardan sadece saygı bizdesi karşı saygı duyulmasını istiyoruz. Biz acı, acınma, acınma duygusu kötü bir duygu ama saygı duyulması güzel bir çünkü biz bir şey yaşadık. Oradaki her insan yaşadı. Sadece Hatay'da değil birkaç ilde daha bu yaşandı. Ya ve o insanlar tekrar evlerine kim bilir bir daha ne zaman girecekler. Girdiklerinde yani az önce onu diyordum işte uyandınız on, Hatay'da 10 bin tane eviniz var. Sabah bir uyandınız 10 bin tane evinizin hiçbiri yıkılmasın olur. Siz vefat ettiniz hiçbir şeyiniz kalmadı. Yani o gün yaşananlar inşallah bir daha hiçbir şekilde yaşanmaz diyeceğim ama mutlaka yaşanacak. Çünkü deprem ülkesiyiz. Yani şimdi işte Marmara depremi bekleniyor. İnşallah yaşanmaz. Yani kimse yaşamasın. Hiçbir insan, iyi veya kötü bir insan, hiçbir insan o o şeyi yaşamasın çünkü. Hani dediğim gibi hani gerçek gibi değildi yani o kadar sallanabilmesi yani bir binanın. Yani bana inanılmaz geliyor hala gerçek değil gibi geliyor. Umuyorum ki gerekli dersleri çıkarız ülke olarak. Yani çok fazla insanın canı yandı. Yani ölen, yani bazı cenazeler bulunamadı. İnsanlar cenazelerini toprağa veremediler. Yani bu kadar acı bir tablo vardı ortada maalesef. Ama inşallah yani o insanlar için biz de şu an bir işte kulüp olarak bir mücadele veriyoruz Volkan Hoca öncülüğünde. Yani tek amacımız bu sene oydu. Yani normalde bizim lige başlamamız yani ben bile bir ara futbola devam etmemeyi düşündüm açıkçası. Çünkü hani aileme tekrar uzak kalmak istemedim. Hani o an hani böyle Bursa'da böyle bir şey yaşansa ben onlara uzak kalsam kahrımdan ölürüm açıkçası yani. Hani hiçbir şey yapamamış olmaktan ölürüm. Bir an ben de bazen düşündüm ama sonra hani insan kafası vakit geçtikçe bir zamana ihtiyaç duyuyorsunuz bir şeylerin yerine oturması için. Şu an tekrar buradayız. Hatay şehri başta olmak üzere. Hani oradaki insanları hiçbir zaman unutmuyoruz. Sakın hani bizi unuttular diye düşünmesin. En azından ben kendi adımı unutmuyorum. Her maç motivasyonum oradaki insanlar, vefat edenler ve şu an orada kalanlar. Çünkü bunu her zaman takım arkadaşlarıma da söylüyorum. Hatay Spor Kulübü olarak biz ligde ne kadar üstte olursak oradaki insanlar o kadar çok hatırlanacak. Belki onların evleri biz ne kadar üstü olsak belki bir ay iki ay üç gün beş gün önce yapılacak ve bir an önce evlerine kavuşacaklar. Hani şu anki mücadelem sadece onun için. Hani başka gerçekten hiçbir şey düşünmüyorum. Ne parası ne pulu hiçbir şey umurumda değil. Sadece oradaki insanlara umut olabilmek istiyorum ve motivasyonum da o yüzden. O yüzden bu sene hani çok motivasyonluyum. Hani hiçbir şekilde inanılmaz yüksek motivasyonum. Normalde bazen böyle git gellerim oluyordu. Hani bazen maçlara konsantre olmakta insan zorlanıyor ama bu sene hiç öyle bir zorluğum yok. Çünkü o insanları düşündükçe insan kendi kendine motive oluyor. Dediğim gibi inşallah bu seneyi üst taraflarda bitiririz. O insanlar da bir an önce evlerine, barklarına bir an önce kavuşabilirler. Sen de dediğin gibi bu sene sahaya çıkıp kazanmanın farklı bir amacı var. Deminki soruda da aynısını demiştin. Peki çok fazla deprem konuşmak istemiyorum. Hepimizi çok fazla yaralıyor. Ama deprem sonrası takımın kaptanısın da kaptanlarından birisin. Takımı toparlamak, genç oyuncularını toparlamak. Onun dışında bu sadece takımın dediğince sadece futbolculardan oluşmuyor. Bahsetmişti malzemecilerimizden, masörlerimizden, evi yıkılanlar, aileleri hala konteynerde kalanlar var. Dışarıdan bu görülmüyor aslına bakarsan. Nasıl oldu bu toparlama süreci? Aslında bakınca takım kaptanı olarak hem futbolcuları hem de personeli de toparlayan bir karakterim var. E şöyle yani insanlar ya tabii ki sürekli herkes, birbirimizle iletişim halindeydik. Yani şöyle zaten ilk bir ay hepimiz yani kendim de dahil inanılmaz kötü durumdaydık. Yani hani gerçekten çok kötü durumdaydık. Yani biz ben evime dönmeme rağmen çok kötü durumdaydım. E orada çalışanlarımız, masörümüz, malzemecimiz, kaybettiğimiz malzemeci Onur abimiz oldu, Atsu oldu. Yani çok kayıp verdik. Çok daha fazlasını verebilirdik. Çünkü çok fazla insan arkadaşımız enkazdan çıktı. Yani sürekli iletişim halinde kaldık. Yani giden zaten şeylerle hiç konuşmadım. Başka takıma giden arkadaşlarımızı hiç aramadım. Çünkü futbolun içine döndüğünüzde ister istemez onu bir, bir sürede olsa unutabiliyorsunuz. Aklınızdan çıkıp gidebiliyor. Ama diğer herkesle iletişim halinde kaldık. Hani seneye en başından bir ay sonra hani seneye çok daha iyi olabileceğimizi mutlaka hani bu kulübün Volkan Hoca'yla da çok fazla konuştuk. Hani mutlaka ligde olmamız gerektiğini konuştuk. O da sağ olsun hani çok fazla emek verdi. Yani gerçekten çok fazla emek verdi. Hani onun sayesinde şu an işte lige başladık. Sponsorumuz, oyumuz, buyumuz, her şeyimiz işte kafamızı sokacak bir binamız var. Hani şu an evet şu an zor İstanbul'da olmak, her maça, deplasmana gidip gelmek zor. Ama şu an çok şükür iyi durumdayız yani. Hani Tabii ki de gönül isterdi Hatay'da kendi tesisimizde, kendi şehrimizde idmanı yapmak, maç yapmak. Ama dediğim gibi o şehir toparlanana kadar bu takım Süper Lig'de olmaya devam edecek. İnşallah Allah bize o tekrar Hatay şehrinde dolu bir statta, güzel bir şehir olmuş şekilde o güzel insanlarla tekrar galibiyet, mutluluk, gol sevinci yaşamayı nasip eder. Hatay'da bugüne kadar senin en yüzünü güldüren bir anın var mı? Taraftarlı olan bir anı olabilir. Hmm ya da Hatay'a ilk ayak bastığında neler hissettin? Hatay'a ilk gittiğimde yani Hatay'a bir iki kere, iki, kere gitmiştim. Maça gitmiştik öyle deplasman olarak. İlk indiğimde Erzurum'a kampa gitmiştik. İkinci indim. Havaalanına indim. İşte oradan eve geçecek, tesise geçecektim. Oradan evi ayarlamıştım. Evime geçecektim. Ya indiğimde dedim ki bu ne kadar sıcak bir şehir bu. Yani gerçekten dedim burada nasıl olacak dedim hani. İnan bir de şimdi Trabzon'da hep yağmur olduğu için bu kadar aşırı bir sıcak olmuyor. Eyvah dedim yandık bir de ben çok çabuk bronzlaşırım. Eyvah dedim kapkara bir şey olup döneceğiz buradan. Hatay'da en sevdiğim yani böyle yüzümü güldür. Hatay'ın benim en çok sevdiğim şey yemin falan. Ben Hatay insanını seviyorum. Hatay insanın kendine has bir rahatlığı var. Bu da nasıl bir rahatlık? Kimsenin kimseyle işi yok. Ya yani bu benim hayatımda en çok sevdiğim şey. Biraz da Avrupa'yı tarz. Yani herkes kendi halinde, herkes kendi işinde gücünde. İşte siz onu yapıyorsunuz atıyorum orada tavuk döner yiyorsunuz. Ben künefe yiyorum. X kişisi onu yapıyor, onu içiyor, bunu yiyor. Ama kimsenin kimseyle işi yok. Hani herkes sadece kendi hayatından keyif almaya odaklanmış. Çok güler yüzlü insanlar. Özellikle esnaf kısmında mesela bir lokantaya gidiyorsunuz. Tanımıyor beni hani Hatay Spor'da oynanıyor ama o kadar sıcak ki size karşı. Hani böyle çok sıcak, çok içten böyle hani o en çok sevdiğim oydu. Nereye giderseniz gidin. Hani inanılmaz derece içten ve sıcak bir halktı insanda. En çok onu seviyordum. Medeniyetler topluluğu o şekilde mi anılıyordu? Evet. Hani onu gerçekten hissediyorsunuz. Yani çok güzel bir karma oluşmuş. Kimsenin kimseyle iş yok. Hristiyan kilisesinde işte kendi ibadetini yapıyor. Müslüman kendi ibadetini. Yapıyor. Ve hiçbir şekilde kendi aralarında bir çatışma yok. En azından ben bu şekilde gördüm yaşadım 5 ayda altı ayda. Yani benim en çok sevdiğim yönü Hatay'ın insanıydı. Çünkü çok sıcak bir insanı ve güler yüzlü bir insanı vardı. Aynı şekilde bizim çalışanlar da o şekilde yani sürekli gülerler. Hani keyifleri yerindedir. O yüzden yani dediğim gibi inşallah tekrar o güzel insanların yüzünü güldürmeye çalışacağız. İnşallah Ercim. Son olarak tekrardan sağa dönmek istiyorum. Ee, İdolün var mı? Şöyle, idol olarak tek yani benim şimdi ben küçükken hep Casillas vardı, Manuel Neuer vardı, Buffon vardı. Yani biz bu üçüyle büyüdük bir nesil olarak. Ama hani öyle bir tek bir idol olarak genelde hiçbir şekilde almam. Hepsinin en iyi kısmını alıp kendime yansıtmaya çalışırım. Hı hı. Çünkü ne kadar iyi olursanız olun süper yazı, hepsinin elbet bir hatası, eksiği mutlaka oluyor. O yüzden herkesin veya işte siz olur, kim olursa olsun Herkesten en iyi alıp kendime koymaya çalışırım genelde. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ne kadar oluyor olmuyor onu bilmiyorum. Hani genelde herkesin en iyisini alıp kendime yansıtmaya çalışıyorum. Futbol veya futbol dışı. Ama yani dediğim gibi benim çocukluğumun hani izleyerek fon olmak isterdik. Casillas olmak isterdik. Neuer olmak isterdik. Yani bu üçünden birini <laughs> olmak isterdik mutlaka. Peki bugüne kadar sence yediğin en hatalı gol hangisi? Ya ben bunu nasıl yedim dediğin gol var mı? Var. Var. Ama o da işte okul takımıydı. Yani o... Gerçekten saçma bir goldü. Yani stoper, rakip stoper oyuncusu. Savunmadan uzun vurdu. Kimse yok bizim Yemiştah'da. Sadece ben varım. Vurdu böyle. Top bayağı da yüksekten geliyor. Biraz da sert geliyor. Ben de topu bekliyorum. <laughs> Top tık sekti önümden. Hop üstümden geçti. Arkaya gol oldu. Şanssızlık olmuş. Şanssızlık olmadı. Benim o biraz acemilik <laughs> mi dersiniz, beceriksizlik mi dersiniz? Ondan biri oldu. Peki bugüne kadar seni en zorlayan forvet hangisi? Yani ben öyle en zorlayan olarak çok bakmıyorum. Yani hepsinin kendi açısında zorlu. Sonuçta hani 11-11 oynandığı için bazen hani size hiç sorun yaratamayacak gibi görünen bir oyuncu da çok sorun yaratıyor. Yani her forvet genelde zorluyor. Her kanat oyuncusu zorlar. Yani bu takımla da alakalı, o günle de alakalı. Sizin nasıl olduğunuzla da Dediğim gibi hepsine karşı aynı ciddiyetle hazırlanmaya çalışırım. Aynı şekilde hani hepsine aynı saygıyı gösteririm. Çünkü hani kalecilikte öyledir. O topa ve rakibe saygı göstermezseniz o topu ağlarınızda görürsünüz. Yani her zaman çünkü ben derim yani topun canı vardır. Yani gerçekten topun bir canı vardır. Siz o hafta ne yaptınız, takım olarak ne yaptınız? Herkes aynı şeyi mi düşünüyor? Takımdaki işte 50 kişi çalışanından futbolcusuna oynayandan oynamayana kadar hepsinin kalbi eğer aynı şekilde kazanmak istiyorsa o dop zaten sizi seviyor. Girmek istiyorsa giriyor. Girmemek istiyorsa zaten girmiyor. Ben buna inanırım. Son bir şimdi ufak bir quizimiz var yine. Ee, ben senin çok fazla PlayStation oynadığını biliyorum. Şöyle bir şey yaptık. Kiminle bir hafta boyunca konsol oyunu oynamak istersin, sana bazı isimler söyleyeceğim, o mu bu mu diye tercih edeceksin. Tamam. Ve sonunda sana bir hafta veriyorum, o kişiyle beraber PlayStation oynayacaksın istediğin kadar. Casillas tamam. e, mı, Buffon mu? Casillas. Casillas mı, Muslera mı? Casillas. Peki Casillas mı, Oliver Kahn mı? Casillas. Casillas mı, Tafferelli? E, tabii Casillas. <laughs> şu an zaten Casillas kimi gelirse gelsin. <laughs> şu an kimse Casillas geçemeyecek, orada geçebilecek Buffon'dan o yer vardı, o da geçemeyince. Casillas mı, Şımayel mi? Kasilyas tabii ki de. Peki Kasilyas mı Volkan Demirel mi? Volkan Demirel ya. Volkan Hoca ile oynayayım. Yeğeniyim bir Volkan Hoca'yı. Volkan Hoca mı Van Der Sar mı? Volkan Hoca ya. Orada şu an kimseyi sormaza gerek yok. Volkan Hoca'nın şu an kimse önüne geçemez. Ee, Volkan Hoca mı Rüçtü Reçber mi? Rüştü abiye de çok hani saygım ama şu an Volkan Hoca ile hani Başka bir bağ, bağ oldu aramızda hepimizin, takımdaki herkes. Ama şu an takımdan kimi söylerseniz söyleyin benim için şu an onunla vakit geçirmek, onunla oyun oynamak istiyorum. O zaman şöyle diyelim bu sıkıntılı sürece atlatılın inşallah Volkan ile şöyle bir hafta beraber bu konsol oyunu oynarsınız. Peki ne oynarsınız? Vallahi Volkan Hoca neyde iyiyse onu oynarız. Ben her şeyi oynarım. Volkan Hoca'yı yenmek keyifli olabilir. Peki son olarak taraftarı ne söylemek istersin? Yani taraftarımız birazcık bize kızıyor olabilir bu süreçte çünkü bir galibiyet dört beraberlik aldık ama hani biz de yeni bir takımız bunu unutmasınlar hani biz de geçen seneden kalan çok az isim kaldı biz de hani bir şeyleri sıfırdan başladık ve biraz zamana ihtiyacımız var hani birkaç hafta sonra özellikle gerçek Hatay Spor'un gücünü gösterebileceğiz yani şunu bilsinler biz şu an sadece onlar için oynuyoruz hani yabancısı Türk hiç kimse fark etmiyor o şehirdeki insanlar ve taraftarımız için oynuyoruz sadece Mersin'deki maçlara biraz daha destek olursa aslında bizim için çok daha iyi olur. Çünkü şu an onlarda inanılmaz bir şekilde güç alabiliyoruz. Yani onların varlığı yani en azından ben kendi oduma konuşayım. Bana inanılmaz derecede bir güç ve motivasyon veriyor. Bu hafta da çok önemli bir maçımız var Trabzonspor'la. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç çünkü çok uzun süredir maç kazanamıyoruz. Evet kaybetmiyoruz da ama hani sanmasınlar ki bu kaybetmemek bizi tatmin ediyor. Kesinlikle biz de şu anki durumdan yani tabloda şu an çok daha üstte olmamız gerekirdi. En az 4-5 puan daha fazla olmamız gerekirdi. Ama karamsal hiçbir şekilde bakmıyoruz. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyoruz. En azından kazanamıyorsak kaybetmiyoruz da. Ama dediğim gibi kesinlikle tatmin olmuyoruz. Çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Ve bu hafta artık Mersin'de işte o stadın full olmasını kesinlikle ben hani bir kardeşleri olarak bir o şehirde vakit geçirmiş bir insan olarak onlardan rica ediyorum. Gelsinler İnşallah bu sefer onlara evlerine mutlu bir şekilde yollarız. Tek derdimiz bu olacak bu hafta. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim.